Yemek Okulumuza hoş geldiniz. Bir tane daha meydan okuma yapacağız. Ne yapacağız? Söylediğimiz bu hamburgercilerde falan olan o nuggetlarla yanındaki patates kızartmalı bir menüyle kendi yaptığımızı karşılaştıracağız. Bakalım onlardan daha hızlı, daha ekonomik yapabilecek miyiz? Şimdi arıyorum. Sipariş vermek için biri. Merhabalar Mehmet Bey, bu minik parça tavuklardan istiyordum. Ne diyorsunuz onları? Siz çıkın nugget mı? Nugget doğrudur. Dokuzlu olsun. Ketçap uygun, böyle sarımsaklı mayonez falan varsa onlar da olur. Ha, bir sos hakkımız. Tamam, sarımsaklı mayonez olsun. Ha, menü alalım, menü alalım. Özür dilerim. Bir tane menü alalım o zaman. Oldu mu? Çok teşekkürler. Sağ olun. Ne kadar zamanda gelir? 30 dakika. Teşekkür ederiz. Bay bay. Şimdi aslında buradan kaç dakika? 2,5 dakika. Çok uzun değilmiş. 2,5 dakikayı da ekleyebiliriz normalde aslında. Hani o sürede yemek yapıyor olabilir. Neyse, o patates soyma falan süresi olsun. Artık başlıyorum. Yarım saat diyorlar. Bana yine adımı söyledim. O yüzden zorundan da adımı aldı. Daha hızlı getirmez diye umuyorum. Şimdi neyimiz var? Burada bir tane tavuk göğüs var. Yaklaşık 400 gram. Bunu mutfak robotuna direkt hiçbir şey yapmadan böyle koyuyorum. 5 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Aa! O da olur. Pardon. 2 çorba kaşığı unum var. Ve tuz karabiberim var. Karabiberi biraz bu büyüklere uygun yapıyorum. Bol karabiberle yapıyorum. Şöyle. Tuzunu ekledim. Şimdi buraya kadar normal bir nugget içi. Bundan daha fazlası genelde olmuyor. Biraz daha lezzetlenmek için 2 tane diş sarımsağım var. Onu atıyorum. Biraz zencefilim var. Şöyle. Şimdi zencefil ne alaka diyebilirsiniz. Bunu böyle geçen gün denerken ona nasıl bir şey yapabilirim? O zencefilin o taze hissi ve böyle hafif böyle bir uzak doğu lezzeti gibi bir tat da katıyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Bayağı da fazla koyacağım yani, bu kadar. Bir tık fazla olabilir belki. Yani bir cevizin içi kadar gibi düşünebiliriz. Çok azını ayıracağım. Bunu belki sonra zencefilli mayonez yapabiliriz aslında. Çok da güzel olur. Vaktimiz kalırsa biraz yağım fazla olmuş olabilir açıldığı için. Bu böyle 1-2 dakika falan geçecek. Bu tarafta patatesi kolay şey yapabilmek için böyle bir alet vardı. Bu bizim çocukken evimizde vardı. İlk defa şimdi deniyorum. Şimdi bunu böyle koydum. Düz koymam lazım. İşte demin galiba düz değildi. Hadi bismillah. Evet, iyiymiş ama. Şimdi burada bu hafif sudan çıktı ya, çat pat edebilir. O yüzden güzelce kuruluyorum bu peçeteyle. Ve yağ oldu mu diye bir tane atıyorum şöyle. Olup olmadığını anlamak için bayağı güzel, iyi durumda. Bunu atıyorum içine. Şimdi 3 tane istasyon açıyorum. 1, 2, 3. İlkinde un var. İkinci yumurta. Üçüncüde de galeta unu. Bu bizim galeta unu, o yüzden biraz böyle taneli falandır. Yumurtaya çok azıcık su koyuyorum. Böyle birlikteliğini birazcık bozsun. Galetaya da çok azıcık tuz ekliyorum. Ki dışı da birazcık tuzlu, lezzeti güzel olsun. Bu bıçaktan çıkmış hali bu. Yağını biraz fazla döküldüğü için hafif yapış yapış, o yüzden elimle alıyorum. Sizin yaptığınızdaki ölçüde birazcık daha az yapış yapış olacaktır. Çünkü büyük ihtimalle kapağını açıp düşürmezsiniz benim gibi. Sonra bunu önce una batıracağız ve burada biraz bekleteceğiz. Çünkü yağ koymadım. Bir dakika. Şimdi tavayı açıyorum. Pişeceği yağ, ben fındık yağı kullanacağım şimdi. Zeytinyağı da olur, ayçiçek yağı da olabilir. Hani ben zeytinyağı kullanmadığımda genelde fındık yağı kullanıyorum ama çoğunlukla zaten biliyorsunuz zeytinyağı. O yüzden hafif ekliyorum. Biraz zeytinyağı da ekledim. Yarısına kadar şey olması lazım, böyle köfte kızarttığımızın böyle çok azıcık yağ da olmaz. Derin yağ da gerek yok. Yumurtaya buluyorum. Sonra buraya attım. İlki hazır. Bu burada dursun 2 dakika bu kızana kadar.
kendinizden uzağa şöyle. Şöyle. Yerleştirin. Hoppa. Kameraya. Şimdi bunlar oluyor. Hatta fazla pişirmiş olabilirim. Hemen döndürüyorum. Patatesle şöyle karıştırayım. Patatesler de çok güzel oluyorlar ha. Ben sevdim bu aleti çok. Bizim çocukken vardı evde bunda. Azıcık daha pişirebilirsin. Bu oldu bitti aslında. Şimdi ikinci tur, tur bindirme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şöyle aldık. Buradan biraz un koyduk içine. Şöyle biraz daha sertleştirdim bunu. Daha kolay şekli girsin istiyorum çünkü. Bu arada bunu alacağım. Neredesiniz? Hop. İlk tur patatesi alıyorum. Şöyle. Patatesi boşluklu ve yaygın koymak gerekiyor. Üst üste olduğunda birbirini yumuşatıyor. Bu çok çok önemli. Bu biraz taze patatesi aslında. Kızartmalık patateste kuru patates kullansak daha da iyi. Bu böyle hazır sıcağı üzerindeyken, bu haliyleyken tuzunu dökmek gerekiyor. Kalan patatesi de döktüm. Bu da kızarsın. Şimdi ilk tur tamam. Şimdi buraya geri dönüyorum. Heyecanlı bir şey yapmak istiyorum. Ve bunun etrafını şöyle bir unladım. Evet, sipariş geldi ama ilk turumuzu yapmıştık. Evet, geldi. Bu tabak 16 lira, bu tabak 7,5 lira. Ve bu tabakta bak ne var? Tabakta bir de bu var. Bu da senin için. Bu da nugget'ın farklı bir hali olsun diye. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıda beğen demeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Ki bunlardan daha bol bol yapabilelim. O birazcık sizin destekleriniz, birazcık değil, gerçekten sadece sizin desteğinizle olacak. Bir de Refika ya şunu da yap, bunu da yap diyorsanız ne olur onları da söyleyin. Onları sırayla hepsini söz veriyorum yapacağım. Bizden şimdilik bu kadar. Artık bir ekip yesin, bir ası. Sen bir yemek ister misin hocam? Bir gözlüklü sakallının sakallısı da gelsin bir yesin ki bakalım alalım boyumuzun ölçüsünü. Nugget değil ki bu. Başka harika bir şey yani, müthiş. Yani nugget dediğin şey böyle olsa mükemmel yani. Bunu denemeden kotarabiliyor muyum? Kotarırsın tabii ki. Patatese de bir şey yapsaydın. Tabii. Alacağım. Ha alacağım, tamam.